Dur bunu indirmemişiz bir de. Tamam. Bak eski günlerdeki gibi değil mi aynı? Harbiden he. Sanki hiç gitmemişim gibi değil mi? Evet şimdi arkadaşlar bilmiyorsanız abim öğretmen oldu. Bakayım. Artık öğretmenim doğru. Yani bildiğiniz e-okuldan çocuklara not falan yazabiliyorum hemen. Telefonumdan açıp sözlü notu verebiliyorum. Bu oyunu göstermek istiyorum. Tamam ben aldım bir hata yaptım. Pişman oldum. Para da hala yatmadı bu arada ondan korkuyorum. Bir öğretmenim. Bizim. 20 lira daha atmış. Teşekkür ediyoruz abi sen. Bir 20 lira daha geldi. Ne oluyor Ozan arkadaş? Siz parayı nasıl kazanıyorsunuz oğlum? Ben mi öğretmenlik yaparak para kazanıyorum? Şimdi bilmiyorsanız ikimiz de ben GTA isimli boktan oyunu yaptım. Oynadım bitirdim. Seriyi ben buldum. Sonra abim normal gameplay videolarından sıkıldı. Dedi ki ben bu seriyi beğendim. Bunu San Andreas'a yapayım dedi. San Andreas'a çok sevilen bir oyun olduğu için patladı gitti. Doğru. Sonra ben San Andreas'a yapmak istemedim. GTA 3'ü bitirdim, sömürdüm, Kinder'lerini yaptım. Tam Vice City'yi geçtim. O da Vice City'ye işte. Aynı anda başladık. Aynı anda bitirdik neredeyse. Sonra ben Definitive Edition olaylarına sardım. Her attığım video 20 bin 15 bin izleyince bıraktım seri yapmayı. Çünkü onlara 6 saat uğraşıyorsun. Metniydi, oynamasıydı, seslendirmesiydi. O kadar da değildi şimdi. 6 saat. Ben bugün İzmir'e gidecektim Hasanlara. Hı hı. Gitmeden son bir kez video yapayım dedim. Saat 6-7'de mi ne uyandım. Biletim de gün ortasındaydı. Uyandım, oyunu oynadım, metni yazdım, seslendim, montajladım, çat diye 3-5 saat arasında yaptım yani. 3-5 saat, sen demek ki hızlı çalışıyorsun. Ben biraz çalışıyor olabilirim. Ama bu Definitive Edition'ın çıkmasıyla haberleri bitti yavaş yavaş. Artık ben San Andreas'a başlayacağım. Sen de galiba ne yapacaksın? GTA 3'ü yapacağım büyük ihtimal. Birkaç önce GTA Vice City'yi bitireceğim karakterlerini, kimdir hikayelerini. Sonra GTA 3'ü 3-5 bölümde bitireceğim. Onun için de aynısını yapacağım. Ardından da 4'e veya 5'e geçmeden Definitive Edition'lara başlayacağım. Aralarındakini farkı kıyaslayarak. GTA 4 Complete. Onun o planlar 2022'nin ilk 6 ayında geçerli olur. Şu an ben bir GTA 3'ü ve Definitive Edition'da bir ekmeğini yiyeyim. Ondan sonra onlara da geçeriz. Emre galiba... Bellisi benim değil mi Arda bunların? PlayStation alacağım mı? Sırtım ağrıyor, koltuk alacağım. God of War. Benim burada PlayStation oyun koleksiyonum var bakın tam şurada. Ama neyin yok? PlayStation'ım yok. Çok sapıkça bir şey değil mi? PlayStation almadan adam oyun koleksiyonu yapıyor. Tamam sen şimdi birini seçsen. Kendi San Andreas, San Andreas oynayalım. GTA San Andreas. Kendi şeyine seçiyorsun. Ben tamam. Ben ona karar verdim. Şimdi şey diyordu bir kaldığı bölümde. What you think I'm made of? Putin diyordu. O gerçekten şu an öyle. Adam kapkara olmuş çünkü. Doğru. Beyazlar daha da beyaz olmuş. Siyahiler daha da siyah olmuş. Şey gibi hani. Zenginler daha da zenginleşiyor. Fakirler daha da fakirleşiyor ya. Onun gibi olmuşlar. Batu Joy bu oyunu çok pipi şişirici. Öyle şeyler demiyoruz arkadaşlar. Şu an mesela benim Instagram'dan ben bunu paylaştım. Müdür yardımcısı bile gelip bunu izleyebilir. Aa harbi. Müdür bile gelip izleyebilir. Adam ağla tam ne yapıyorsun? Hocam siz ne yapıyorsunuz böyle ya? Garip garip kelimeler söylüyorsunuz. Bisikletler de 4 tane hazır. Tam bizim biz bunların arabasını patlatırız. Bırakalım diye. Bize ateş ediyorlar ama bizim arabamız anında patlıyor. Bu arada E-Devlet'ten artık isim değiştirebiliyoruz duyduğuma kadarıyla. Herhangi bir dava süreci olmadan. Ben adımı Batuhan Altire 1 yaptıracağım. Batuhan alındı. Hocayla kafiyeli bir şey olabilir. Noktan tu böyle Batu şey hoca işte Atlas Hoca. O bence çok iyi olur ha. Atlas bizim İngilizceci ya. Hocamız. Havalı bir isim ayrıca yabancı bir isim gibi. Neden video gelmiyor? Öğretmen oldu arkadaşlar çünkü. Geliyor geliyor. Bak şimdi dur. Basmamız mı gerekiyordu? Yok düz sürüyorsun. Bir dakika dur. Of. Için, ulan mi? Sen gelmişsin 24 yaşına. Böyle... Bundan keyif alıyorum evet. İşte düşün bak. Bana mesela eğitmem için 30 tane beyin veriyorlar. Bir de yüzlerce yani yüzlerce toplamda insan var. Toplamda tabii 100-200 tane sen var. Ben geliyorum bakıyorsun. CJ'ye şöyle yaptırarak gülüyorum mesela. Ama komik bir hareket ne yapacaksın? Komik doğru. Şimdi beni arıyorlar Arif Hoca. Kovdu. Batuhan işten atıldın ha. Batuhan Hocam iyi akşamlar. Yaptığınız o dini açıklamalardan sonra sizi işten atma kararı aldık. Zaten Samsun'daymışsınız. Bir daha da geri dönmenize gerek kalmadı. Orada kalın halinize. Derste şey var. Bazı öğrenciler var normal dışı, normalden farklı. Mesela ileri zekalı olabilir, zeka problemi yaşayan olabilir. Epilepsi hastası olabilir, sarı hastası. Disleksi olabilir. Disleksi olabilir. Hiperaktif. Ben onları İngilizce eğitmek için oradayım zaten. Devlet beni o amaçla görevlendirdi. Ya mesela geliyor hocam işte Yusuf bana vuruyor. Ben o benim yapacağım bir şey değil. Yusuf'u çağırıyorsun yani sen. Vurmuş ona... olan olmuş şimdi. Yusuf'u çağırıyorsun hocam yalan söylüyor diye. Hangi birine şimdi güveniyorsun? Mordekan'ın Rigby'ye vurduğu gibi vuruyorsun sen. Onu pış diye bir vuruyorsun. Şimdi Yusuf'u çağırıyorsun yok hocam yalan söylüyor diyor. Öbürü de ikisini döversen en mantıklısı o bana sorarsan. Birini şikayet ettiği için öbürünü de yaptığı için hangisi artık bilmiyorsun. Peki sınavların zor mu demiş biri? Bana kolay ben 100 alıyorum hepsinden. Sezar bıyığı. Sonra da
İşte birbirlerini şikayet etme huyları çok var. İşte hocam sakız çiğniyor, hocam bilmem ne yiyor. Evet ya. Hocam pencerenin kenarındaki lastiği yiyor. Diyorum afiyet olsun. Mide onun midesi. Seni de ilgilendirmez, beni de ilgilendirmez. Şey yapıyorlar mı peki? Tahtayı sildin, hemen koşup koşup ben sileceğim, ben sileceğim. Evet, tahta silicisi seçiyorsun. O... Böyle gururlanıyor, ben tahta bir silicisiyim. Bir anda gidiyor. Liseye geçince bir anda gidecek. Lisekinin sınıfta evet. Bize şey demişti İngiliz hocası, işte size ne oldu erkekler, bak hep kızlar kalkıyor, eskiden hep böyle kalkardınız şimdi kalkmıyorsunuz, ne oldu size erkekler falan demişti. Tahta silmek için mi? Tahta silmek için mi? Öyle tahtayı silsin mi diye herkes duruyor. Tahtayı da git bir zahmet kendin sil yani. Ben kendi tahtamı kendim sileyim. Çocuğa bıraksan zaten diye böyle böyle siliyor. Ben çak 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 siliyorum. Tahta benim sorumluluğumda. Git kendi işini yap. 8. sınıfta işime yaradı kadının performans vermesi. Çok iyi davrandım kadına. Şöyle diyeyim, bir gün iPhone almıştı. iPhone'unun sıkıntısını bana çözdürmüştü. Ben falan demiştim. Ne gibi sıkıntısı varmış? Ya, dosyaları mı ne aktaramıyormuş? Eski telefonundan. Erotik şeyler izleyemiyorum burada falan. Kadın kadın. Kadın da izleyebilir ki. Bir de şeydi, kırmızı saçlı, kısa saçlı bir kadın. Birbirinizi nereden tanıyorsunuz? Nereden tanıyoruz? Doğduğu gün gittim hastaneye, tanıştım Arda'yla. Abinin girdiği sınavlarda hiç gözüne çarpan, dersin öne çıkan çocukları var mı? Sınavlardan mı, sınıflardan mı? Sınıflarda. Var. Bir tane çocuk var. Çocuk dilin kurallarını çat diye çözebiliyor. Çocuk 7. sınıf, 12-13 yaşlarında. Normalde bu yaşta çocuklara dili anlatırken kalıplar olarak öğretiyorsun. Hani bak, thank you demek, teşekkür etmek demek, teşekkür ederim demek. Hani thank, teşekkür, you da sen, sana teşekkür ederim gibisinden değil. Kalıp yani. Parçalamıyorsun. Dünya yani yağmurluydu yapmak vaz için dedim. Vaz yapıyor mesela. Bir tek o yapabiliyor bu sınıfta. Güzel. Diyorum sen niye bunu yapıyorsun da diğerleri yapamıyor. Hocam benim babam ben evde dövüyorsun. Benim çok çalışmam gerekiyor hocam. Milyoner olacağım ben. Bir tanıyan öğrenci yok. Olmadı. Bir gün tanıyıp böyle şey yapacaklar sana. Cringe bir ortam olacak bak, böyle girecek sınıfa. Batuşay falan diyecek böyle sana. Öyle demezler. O kadar şey değiller. Aramızdaki mesafe öyle arkadaş gibi değil. Güzel. Öyle yaptıysan iyi. 10 yaşında çocukla arkadaşı olana başka şeyler derler. Ben olmam. Sonra şey değil mi? Cebinin böyle bir şey çıkartacaksın, oradan tutturacaksın. T-bag gibi. Evet. Okul ortamı zaten biraz bazı açılardan hapishaneye benziyor yani. Dışarı çıkma saatin, girme saatin belli. Öğretmenler gardiyandır hani mesela, öyle dersen. Okulun çevresi mesela duvarla mavarla örülü. Bazen okullarda kaçma diye çitlidir mesela. Öyle, çoğu şeyden benziyor. Böyle gelse öyle okula. Az önce izlediğiniz hocam. Ne? Öyle iyice cringe yapsam. Şeyi nasıl yapmışlardı bu arada? O adam. Bir tane adam vardı ya. Hiko evet. Baba'ya benziyor. Hiko Baba çok onu değişmemiş ya. Değişmemiş. Daha böyle komik olmuş. Seninle dalga etse böyle. Az önce izlediğiniz hocam. Göte az önce izlediğiniz hemen veriyorum sana 25'i terbiyesizlik yapmayı. Çok konuşuyordu çocuk. Sus oğlum susmuyor. Sus oğlum susmuyor. Sınav notu da yüksekti. Aha dedim, şimdi sana 25 veriyorum. Açtım telefonumdan, mobil veriden. Girdim e-okula. Şey değil mi, böyle hemen Google'dan sınıfını gösteriyorsun. Öyle porno sekmesini kapatıyorsun. Ama gözünün önünde oluyor. Komik. Cidden. Aa, adam. Verdim çocuğa 25'i. Çocuğun ortalaması 70'ten 25'i topla. 95 böl 2'ye. Ben matematikçi değilim, bölemiyorum. Sen bölersin bir ara onu. Düştü yani. Sonra o çocuğun velisi geldi. Gelmiş. Yalan mı böyle? Niye böyle bir not almış falan. Ben de derim yani, uslu durmadı. Verdim, ne yapayım. Uslu dursun. Arttırırım 5. Arkadaki kadın ne yapıyor öyle? Onu ne yapıyor? Ben videoda da sordum, cevaplamadı. O arkadaki kadın ne yapıyor? Anlamadım ben. Bak ayağa kalktı adam yani. Allah Allah. Kadına şiddetten ben pek hoşlanan birisi değilim. O yüzden... Amin etme Ahmet diye atmaya başlayacak. Az önce o soruyu cevaplamıştım. Bazı öğrenciler var bizde de aynı şey. Hocam sayfa kaç? 56. Sayfa kaç? 56. En tahtaya yazıyorum, sayfa kaç diye soruyor. Sınavda özellikle diyorum ki bak şimdi, name surname'i, adını soyadını yazacaksın. Talha da sordu ya. Number'a şeyini yazacak. Class'a sınıfını yazacaksın. Points kısmına not yazılacak. Ben yazacağım bunu, sen boş bırak. Hocam points'e ne yazacak? Points'e ne yazacak? Çocuk almak istediği notu yazıyor. Numarasını yazıyor. Öyle ilginç şeyler oluyor. Bu arkadaş grubuna ben çok sonradan girdim. Çünkü onlar mesela bir yere buluşup yemek yemeye gidiyorlardı okul sonrası. Beni de davet ediyorlardı. Benim evde kapı temizlemem, kireç silmem falan gerekiyordu. Daha doğal gaz bağlanmamış. Böyle dedim bağlanmamış. Değil mi? Benim dedim evde hala taşınma işlerim bitmedi. Benim internetim bile 2 hafta önce bağlandı en fazla. Sonra katılmadım gruba bir süre. 3-4 defa davet geldi. Yok gelemem, yok gelemem, kusura bakmayın işte. Annem gidecek, bir son günü kaldı, onunla geçireyim diyordum. Onlar da demiş... Annem aramızdan ayrıldı mı? Onlar da... Gitti ya annem, aramızdan ayrıldı.
Onlar da kendi kendine demiş ki bu kendini beğenmiş şerefsiz bir daha bizimle gelmez, onu davet etmeyelim. Cidden mi? Lan. Yok hani laf şeyi yani, bu adam daha bizde gelmez herhalde, gelseydi şimdiye kadar gelirdi. Ama diyorsun annem gidecek, onunla vakit geçeyim sonra katılırım demiyor. Onu hepsi bilmiyordur, o gruptan söylüyorum ben, öbürü söylemiyordur niye gelmedi, unutuyordur. Şu kollarını açması çok komik ferman. Bir umut belki deliklere tutunurum diye. Öğretmenler odasında görüyorsun böyle işte, merhaba Batuhan hocam bilmem ne, evet nasıl derse girdik mi efendim falan böyle. Matematik kitabımı alabilir miyim? Katıl geldi. Tuncay Aslan mı? Osman Kayalı, teşekkürler. Ondan sonra hoş geldin. Orada sohbetini ediyorsun, çay falan içiyorsun biraz, şu sınıfta da şu öğrenci var, burada şu var gibisinden resmi sohbetler ediyorsun. Sonra bir gün beni eve davet ettiler. Sonra bir baktım üniversite 5 ortamına döndü. Dedim tamam, bu adamlar iyi, samimi adamlar insanlar. Yani. Çünkü ben de resmi takı, şimdi devlet memuru olarak atanmış oraya. Nasıl bir kişilikte olduğunu bilmezsin. Direkt gelip ne haber hocam ya, şak şak falan yapsan. Olmuyor tabii, yine şey okul içinde öyle yapmıyoruz da. Sonradan aramız iyi oldu. Şimdi iyi sohbet. Arkadaş gibi olman lazım bak. Ben yoksa geçmez orada bak. Okula gitmek için şu an üzülüyorum. Çünkü arkadaşlarımla konuşamıyorum. Aramızı bozuyoruz falan filan. Aramız ayrılıyor. Üzülüyorum. Ben mesela bu kadar para kazanıp arasam böyle müdür beyi. Ben bugün yeteri kadar kazandım. Geri kalan derslere girmeyeceğim, haberiniz olsun desem. Bunlar da tamam siz bilirsiniz desene. Siz bilirsiniz efendim diyor. O kadar da değişimdi, abartmıyorum. Sınav sonuçların nasıl geldi? Benim ki kötü. O ki'nin yazımını bilmediğin için kötü gelmiştir. Maske takmayan öğrenci de ne demek istersiniz? Arkadaşlar vaka sayıları artmış. Bundan dolayı artık iki kolumuza da maske takıyoruz. Güzel şaka. Bizim öğrenciler 31 sayısını duyunca artık onları durduramazsın. Büyüyü anlat. Ha. Ya kız şimdi meyve suyu, fruit juice diyeceğini hatırlamamış. Ju dedi. I like fruit juice diyeceğini. I like ju dedi. Ben de bir an boş bulundum. Ju ne kızım dedim. Sonra bir anda döndüm zıpır erkek çocuklarına baktım. Sakın dedim. Sakın yapmayın biliyorum. Aklınıza bir gelmesin bile dedim. Onlar da gülmeye başladılar. Ju. Sonra kızlar da şey dedi. Ne hocam ne yapmasınlar falan. Öyle bir şaka var da kızlar falan. Boş verin sormayın dedi. Dersi kaynatanlar varmış işte. Hocam ya bunlar çok iyi olmuyor mu sizce de falan deyip böyle sana... Dersi kaynatacak kadar şey değiller ya. Serbest bırakırsan onları tamam sapıtırlar ama bir iş verince... Hani kişisel hikaye anlattırmaya çalışacak insanlar yok. Zaten benim de öyle bir hikayem olmadığı için çok anlatamıyorum. Atıyorum. Hocam kar sizce de çok sıcak değil mi ya falan diyor. He sıcaktır şekilde. Bana ne diyorsun? Sen de... Ama onu böyle sen mesela biliyorsun bunu içinden geldiği için ama bilmeyen hocalar da Kars çocuklar ben orada askerliğimi yaptım çok iyi çok şeydir falan filan diye yapmanı istiyor. Ya ben çok minimum tutuyorum ilişkimi mesela. He, bir şey öyle bunun şimdi konuyla ne alakası var diyorum. Yok diyor, o üzülüyor ondan sonra. Bir de ismini kullanırsan örnek veriyorum bunun konuyla ne alakası var şimdi Muzaffer gibisinde. O da hocam diyor. Bir tane kız var mesela. Kız doğru cevabı bilmeden her soruya parmak kaldırıyor. Sonra dur hocam bakacağım diye kitaptan şey değil mi? Bakıyor. O annesi falan şey demiş ona. O kesin. Değil o değil. Hayır her öyle şeye demiş. Parmak kaldır kız. Aynen böyle derse katıl sürekli falan demiş. Bilmesen de katıl falan demiş kesin. Bir de öğretmeni salak yerine koyuyor bazıları. Halbuki 12 yaşında şey taptaze beyniyle gelmiş burada benim gibi 25'lik fişek gibi delikanlıyı kandıracak. Şey diyorlarmış arkadaşlar böyle. Hocam sakın ulu orta yerde 31 demeyin size gülerler falan demiş. Allah razı olsun reis. Yardım için teşekkür ederim. Açmış mandalina önünde. Kızım niye yiyorsun bunu oğlum niye yiyorsun? Hocam yemiyorum ki önünde de mandalina var elinde falan. Açmış sadece bakıyor gibisinden. Kopya çekiyor böyle oluyor bak. Böyle oluyor. Bak seni görüyorum falan. Hocam bakmıyorum ki diyor ama şöyle hep. Sonra bu sormuşlar çocuğa. Ne oynayalım falan. Çocuk da 5. sınıf çocuğu yani 10-11 yaşlarında. Hocam 31 oynayak mı demiş. Oynayak mı? Bir de öyle saçma sapan. Sonra hemen iki tane şey. Ya da şeydi. Oyna lan hadi lan oyna. Oyna lan hadi başla bakalım falan. Nasıl kazanacaklarsa oyunu. İki kişiden biri kazanması lazım yoksa oyun olmaz. Takımlı falan da oynayabilir. Şey işte ilk başa yapan. Yarış hocam, gibi. 31 oynayak mı? Sonra PUBG oynarken sinirlenip telefonu kıran çocuklar var. Telefonları var mı? O çocuk çok sinir bozucu ya. Vallahi senden bile dövesim geliyor. Ne? O çocuğu. O çocuk sen olsan seni ben döverdim açık ve net. Niye? Sonra en düşük alan öğrencim 3 aldı. 3 bildiğin 3. Hatta 0-3. Sınıfta da şaşırdılar nasıl şaka yapıyorsun. Ne hocam ne? 30 mu hocam nasıl ya 3 olmaz falan dedi.
Böyle bir anda böyle ne diye sesler çıktı değil mi? Ekolojik. Evet evet. Mesela şeyi de çok seviyorum ben. Çocuklar 7 dakikanız kaldı. Ne? Evet, falan oluyorlar evet. Ve sanki böyle hiç zamanı yetmemiş daha önce. İlk defa karşılaşıyor. Peki şaşırıyorlar. Şey ne diyorsun? Sınıfa girince böyle good morning class, good morning teacher. Yok yok, hiç öyle saçmalıklarla yani, uğraşmıyorum. Güzel. Merhaba çocuklar, oturabilirsiniz. Bitti. Ayağa kalkmayın lan ben geldiğimde. Lan ayağa kalkma lan. Kalkma demedim. Bacaklarını kırıyorum değil mi çocuklar? Ayağa kalkan en son öğrencinin kafatası bu işte. Şey yapıyorsun ya da. Bir tane öğrenci sinirlenirse başına gel abi böyle. Hmm. Sonra kemerini çıkart. Evet. Sonra sırtını at geri git. O çocuk korkar bayağı korkar. Korkar bayağı. Annesine falan söyler ama. Kemerini çıkart. Ya şimdi ayağa kalkıp kalkmamaları zerre umurumda değil. 10 yaşında bir çocuğun bana duyduğu saygıya ihtiyacı olacak bir adam değilim ben. Ama onların yüzünün saygısını toplasam benim kendime olan saygım etmez de. 45 yaşındaki olay ne biliyor musun? Takıyor. Olay şu. Kendini ciddiye aldırman için bir otorite göstergesi evet. Yapman, gösterisi yapman lazım. Hani bak ben gelince insanlar ayağa kalkıyor. Demek ki ben senin dengin değilim. Ben senden daha üst bir noktadayım falan gibisinden mesaj veriyorsun çocuğa. Hiç umurunda değil. Pandomimci çocuk. Ya o çocuk da biraz garip öğrencilerimizden bir tanesi. Kendini rahatsız ediyor, başkalarını rahatsız ediyor. Sessiz başına otursa orada problem yok. Çocuğu susturabilmek için aklıma gelen her türlü şeyi yapıyorum. Hadi sen camdan dışarıyı izle bakalım. Hadi sen resim çiz bakalım. Baktım olacak gibi değil. En son dedim ki sen şimdi 40 dakika pandomim yapacaksın. Çocuk 40 dakika boyunca böyle hareketler yaptı. O of durdu ya. Yani. İkinci derste de zaten gitti. Nereye gitti? Tatile gönderdik. Öteki tarafı. Tekfir ettik. Elize'ye tatile gönderdik çocuğu. Bir daha da gören olmadı Allah Allah. Nedense. İyiyim Furkan. Yok pandemi çocuk. Ya. Bir çocuk var okuma yazma bilmiyor. Gençliğe hitabedeki harflere bakarak yazıyor onları. Mesela Mustafa Kemal Atat yazıyor. Doğru cevap oldu. Oradaki görüyor yazıyor. Ortaokul onu. Bir de ya. Ortaokul. Bu arada Xbox Game Pass çekilişimiz devam ediyor galiba gördüğüm üzere. Bence. İyi. Bir de işin ilginci çocuklarla birebir konuşsan veya denk gelsen sokakta acayip saygılı öğrenciler. Ama arkadaş çevresinde grubun dinamikleri de devreye girince çok sapıtıyorlar. Çok terbiyesizce, saygısızca davranışlar. Çocuğun biri mesela hocam what the fuck ne demek diye sordu. Hmm. Öbürü de nokta nokta demek işte falan dedi. Ben de ikisine de 25 verdim. Nokta nokta ne demek mi? Direkt küfürlü söyledi direkt. Çocuk yani. What the öyle fuck ne demek? O ne demek dedi? Küfürü what the fuck demek niye? What the fuck sorana niye bir şey verdin ki? Sormasın. İkisini de cezalandırdım ki. Ama şey değil mi? Batuhan Hoca'nın dersinde soru sorulmaz beyler diyorlar değil mi? Beyler. Yak sigarayı beyler. Yak sigarayı hemen tuvalete. Çocuğun sınıfı. Çocuk sınav oluyor şimdi. Yedilerden bir öğrenci. Onun sınıfında da bir kız sinir krizi geçirmiş. Yanında da ben Türkçe hocasıyla sohbet ediyorum. Böyle böyle oldu sınıfta diye. Kız onun sınıf arkadaşı ya böyle yazıyorsun da kağıdı. Hasan sinir krizi geçir böyle durdu bizi izledi sınavı bırakıp. O yüzden öğretmenler odasına falan çağırmamak gerekiyormuş. Şişe falan fırlattığım olmuştu öğrencilere değil de onu da anlatırım şey da. Anlat onu. Ya ders anlatıyorsun böyle. Burası sınavda çıkacak diyorsun. Uyarıyorsun çocuk dinlemiyor. Dinlememenin yanında geçmiş en arka iki sıra. Biri arkasına dönmüş şöyle öbürü böyle duruyor zaten. Bu su şişesi uzun düşün 50'lik. Bunu böyle atıyor. Dik getirmeye ya, çalışıyor. Butter Bottle Flip Challenge yapıyor. Öbürüne işte. Veriyor. Öbürü arkası dönük tabii böyle. Öbürü atıyor bunu. Olmuyor. Ona veriyor. O atıyor. Olmuyor. En sonunda gittim o şişeyi aldım. Böyle bir fırlattım şeye çöp kutusuna. O sınıftan daha çıt çıkmadı. Kendimi de böyle şey hissediyorum. Ha nasıl susturdum ama ha, iki şişe vurdum hemen sustular falan. Galiba öğretmen arkadaşlar beni engelledi arada. Bu ne terbiyesiz bir adammış böyle. Biz bunu gerçek bir insan sanmıştık. Ne oldu ben engellendim mi? Aa hocam foton gitti ne oldu? Siz kardeş misiniz merak ediyorum. Ben biz ikimiz YouTuber'ız aynı videolardan çekiyoruz GTA üzerine. O beni davet etti bir gün evine. Birlikte bir işbirliği yapalım dedi. Ben geldim kendisiyle tanıştım. Arda kardeşimiz de çok güzel bir çocuk. Ona başarılar diliyorum YouTube hayatında. Sigara benim anksiyeteme iyi geliyor. Ben 14 yaşındayım. Ya. Dünyanın yükü benim omzumda. O yüzden sigara içiyorum, rahatlıyorum. Sosyal anksiyetesi varmış. Ya gitsin abi, iki şamar vurdun mu görür sosyal anksiyeti. Annesine babasına ya. Söyleriz, o zaman görür şey. Bizim rehberlik hocamız da çocuklara oo. Böyle tavsiye verdiğini düşünsene. Buradan geçilmiyormuş bak. Yo, geçilmiyor. Tam bir yeri vardır.
sosyal anksiyete. 14 yaşında çocuğun ne sosyal anksiyetesi olacak? Bir de bir günde 10 paket, 10 tane falan içiyorlar. Yazık ya. Bak ben bir YouTuber'ım. Onun yaşındaki çocuklar savaş zamanı eline silah aldı. Harika. Bak konuşamadım. Sinirlendim. Eline silah aldı. Savaşta, ön cephede savaşta. O çocuk şimdi savaş travman var dese tamam haklısın. Öbürü neymiş? iPhone alamamış diye mi sosyal kriz geçirdi? Sigara içen kızlar için çakmak taşıyan var. Benim var Metallica şeyim vardı. İşte dedim ona bak böyle bir şey verdiler bana falan diye bir tane kıza. Böyle... Okula mı getirdin onu? Yok yok. Dedim. Sonra ver ver dedi, hediye et falan filan dedi. Doğum günüydü. Siktir lan. Öyle dedim. Sonra zaten iki hafta sonra tartıştık falan. Terbiyesizlik yaptı. Niye hediye edeyim ki bana ait olan şey? Bir de hediye et diyor. Bir vuracaksın ona bir. Ver diyor, ver diyor. Bana ver diyor. Olmaz öyle şeyler. Bir öğrencimin babası telefoncuymuş mesela. Benim ön kamera bozuldu. Ben ona gideceğim. Aa yaratıcı şey de. Diyeceğim, kızınızın sözlü notunun 100 olması için yapmanız gereken tek şey bunun ön kamerasını değiştirmek olur efendim. Sana indirim de yapabilir hatta ne şey hocam bizde işte eğitimciye bilmem ne vardır falan diye bedavaya yapabilir. İşçilik parası yani. Alır. Kar koymasın. Bilmiyorum ne kadar. Hayır işçilik almaz, ürünün parasını alır sadece. Genellikle öyle oluyor çünkü. Ürünün parasını da ben vereyim. Bana geldiğiniz için 100 lira da ben size cebimden vereyim. Vay be. Bayağı gerçekçi yapmışlar ha. Mesela bir öğrenci kız öğrencilere çok problem çıkartıyormuş Arda. Ne gibi yani? İşte uygunsuz bölgelerini ellemek. Hakaret etmek, oo, lakap takmak, evlerine kadar takip edip ne? Kağıda çizdiği erotik şeyleri vermek. Pipi erotik. Çizip veriyor mesela, al böyle. Ne? Evine kadar takip edip veriyor tabii. Ne yavşak lan bu? Dövün sonra onun hakkında bir tutanak yazıldı. Öyle ilginç olaylar da oluyor yani işte. Bilmem ne sınıfından bilmem ne kız arkadaşlarına lakap takmış, uygunsuz yerlerine temas etmiş, evlerine kadar takip edip erotik resimler çizip vermiştir. Uf, sapık herif be. Çizip evine kadar takip edip al deyip gidiyor mu yani? Okulda versin onu. Al. Ama al. Şey değil mi, böyle geliyor uzaktan geliyor elini cebine al. Sokuyor kız korkuyorsun ha çıkacak. Sonra pipi not defterine çizdiği pipisinden veriyor. Of ya. Ne yaparlarsa ve babası falan öğrenirse işte o zaman çözülür. Beyefendi şey çağırıyorsun böyle işte çabuk okuluna gelin diyorsun. Ne oldu çabuk gelin burada anlatamayız çabuk gelin. Telefonda anlatamam gelin. Ulan bir de saysam böyle baba böyle bir anda adam böyle evet buyurun. Şey olsa böyle saydıkça. Aa onu da mı yapmış? Vay ben de onu aynen böyle öğretmiştim falan. Ya da şey var ya böyle bir tane Ratatouille'du galiba. Böyle uzun uzun okuyor böyle oldu. Ne onu bilmiyorum oldu. Ama komik bir şey. Bak. Susacan abiye delikanlı adam hızlı kapatır. Ödevleri yapmayı unutmayın. Ha bir de şöyle bir olay vardı onu da anlatayım tamam, kapatmadıysan. Tamam anlat. Aynı neredeyse aynı apartmanda kaldığım bir öğrencim var. Onun abisi de kardeşi de aynı şeyde okulda. Biri 8 biri 6. Onların yanlarında ablası varken asansörde denk geldim. Oturduğum katı öğrenmesinler diye şöyle basar gibi yapıp şöyle falan yaptım. Sonra dedim ki böyle ortam dağılsın diye. Ödevleri yaptın mı dedim. O da yaptım hocam dedi. Ödev vermemiştim ki dedim ben. Sonra hep gülüşmeler oldu biraz. Ondan sonra da gülüşmeler indi ondan sonra çocuk güldü. Ben de zaten ne bir şey bir bahane söyledi. İndik ondan sonra bitti. Bu kadar. Hadi görüşürüz çocuklar. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja.